Benim yüce padişahım, yedi iklimim, nefesim, sabahım, gecem, akan kanın, sebebi cennetim, baharım, sevincim hünkâr. Vallahi değil bu saray, bu dünya bana mezar olmuştur. Gözüm yoktur ki göreyim, kulağım yoktur ki işiteyim, dilim yoktur ki konuşayım. Boş odalarda oradan oraya savrulmak yerine, dizinizin dibinde zincire vurulmuş olmayı yeğlerim. O nurlu yüzünüz, deniz mavisi gözlerinizi bir kez daha görebilmek için, bu aciz kulunu süremin bir canı ne ki, bin olsa hepsini feda ederim. Sizden uzakta, nefesinizden, kudretinizden uzakta yaşamak, sizi böylesine seven bir zavallı için ağır bir cezadır. Lakin hükmü verin, kılıcı çekin siz olunca, bilin ki boynum kilden incedir hünkârım. Size şefaat için yalvarıyorum. Bir kusur için beni unutmayın. Yüce gönlünüzden çıkarmayın. Ne olur. Gel. Sultanım. Rüstem Paşa haber yollamışlar. Rakel Hatun'u bulamamış gittiğinde. Bizimkilerin ellerinden kaçırılmış. Venedikli Hatun da kayıpmış hala. Hayırlı bir haber versen şaşardım zaten. Hatice Sultan Hüsrev Paşa'yla nikah kıymışlar. Düğünleri varmış bugün. Şah Sultan benim yokluğumu fırsat bilip haremi ve divane ele geçirmek istiyor Fahriye. Bu evlilik de oyunun bir parçası. Kızı Esma'nı da bu uğurda kullanacak. Sonra Lütfi Paşa'yı Vezir-i Azam yapacak. Nihai hedefi ise belli. Cesare Mustafa'yı tahta çıkaracak. Tabii eğer ben mani olmasam. Aklınızdaki nedir sultanım? Zannediyorum Lütfi Paşa'nın bazı şeyleri duymasının vakti geldi. Paşa'ya da haber yolla. Zinhar bir aksilik istemiyorum. Şah Sultan öğrenmeden Lütfi Paşa'yla temasa geçirmemiz lazım. Sultanım, Rüstem Paşa'ya ne kadar itibar edebiliriz? Zira böyle bir vaziyette Şah Sultan onu avucunun içine alabilir. Sarakat böyle günlerde belli olur Fahriye. Kimin dost, kimin düşman olduğunu zor günlerinde anlarsın. Bu herkes için bir imtihan. Herkes için. Ben de sizi bekliyordum paşa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Doğrusu benimle görüşmek isteğiniz iletilince pek şaşırdım. Afiyettesinizdir inşallah. Bir sultan sürgünde ne kadar afiyette olabilir ki paşa? Hele ki o sultan bense. Hünkârımızın takdiri. Sultanım, meselenin mühim olduğunu belirtmişsiniz. Merak içindeyim. Öyle. Öyle. Hüsrev Paşa hünkârımızın damadı olma şerefine nail olmuş. Hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Amin. Hatice Sultan için zor bir vaziyet. Zira zoraki bir evlilik olduğu malumun. Sadakat yok, aşk yok, hürmet yok. Tıpkı sizinle Şah Sultanımızın evliliği gibi. Sultanım. Size saygım var paşa. Hünkârımız, zekanız ve çalışkanlığınızı her daim takdir ederim. Eminim bir gün Ayas Paşa'dan çok daha kıymetli hizmetleriniz olacaktır bu yüce devlette. Tabii eğer Şah Sultan müsaade ederse. Sultanım.
neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Şah Sultan bana tuzak kurdu. Ve sürgün edilmemi sağladı. Artık payitahta olmadığım için hünkârımızın nazarında daha da güçlendi. O sizi kullanıyor paşa. Kendi hayalleri, emelleri için kullanıyor. İşi bitince de sizi de bir kenara atacağından şüpheniz olmasın. Siz neler söylüyorsunuz böyle, sultanım? Lütfi Paşa, Şah Sultan sizi hiçbir zaman sevmedi. Zerre kadar hürmeti yok. Ama siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir şey var. Daha doğrusu bir sır. Hatice Sultan, Şah Sultan arasında bir sır. Malum, aslında araları pek iyi değildir. Bunun sebebini biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. İkisi de mazide aynı aşkın pençesine düştüler. İbrahim Paşa. Gel. Sultanım, Rüstem Paşa geldiler. Al içeri. Sultanım. Nihayet gelin paşam. İnşallah hayırlı haberle getirmişsindir. Yoksa dönüyor muyum? Beni payitahta götürmeye mi geldin? Maalesef sultanım. Bir müddet daha burada kalacaksınız. Senin neyin var? Hiçbir zaman seni bu kadar tedirgin görmemiştim. Şah Sultanınız benden bir şey istediler sultanım. Öyle mi? Demek yanaştı sana. Mustafa Paşa hasta. Bugün yarın ölür diyorlar. Şah Sultanımız onun yerine divana girmemi sağlayacağını söylediler. Müthiş bir teklif. Merak ediyorum doğrusu. Karşılığında ne istedi? Canınızı istediler. Ne diyorsun sen paşa? Çok düşündüm sultanım. Önümde iki yol vardı. Ya Şah Sultan'ın istediğini yapacaktım ya da kendi bildiğimi. Ben ikinciyi tercih ettim. Paşa Hazretleri, Hürrem Sultanımızın size bir emri var paşam. Derhal hünkârımızla konuşmanız lazım. Hünkârım, Rüstem Paşa Allah'ın izniyle birkaç gün içinde Diyarbakır'a gidecek. Alem, makamını daha fazla boş bırakmasın. Kendisi malumunuz herkesin, bilhassa siz yüce hünkârımızın takdirini kazanmış kıymetli bir paşamız. Genç yaşına rağmen hayli tecrübeli ve aklı başında. Böyle devam ederse istikbali parlak. Hayrola Ayas Paşa? Yoksa Rüstem Paşa'yı Mustafa Paşa yerine divana mı münasip olursun? Divanda öyle bir paşaya ihtiyacımız var elbet. Fakat benim söyleyeceğim başka bir husus var hünkârım. Neymiş o?
Zat-ı Şahaneniz Hüsrev Paşa'yı damadınız olmaya layık görüp Hatice Sultanımızla nikahladınız. Usuller icabı lazım gelen hayırlı bir izdivaçtı bu. Haddim olmayarak Rüstem Paşa'yı da kızınız Mihrimah Sultan Hazretleri ile nikahlarsanız bu izdivacın da çok hayırlı olacağı kanaatindeyim hünkârım. Ne diyorsun sen paşa? Benim kızıma Mihrimah Sultan'a mı talip oldun? Doğrudur sultanım. Ayas Paşa bizzat tavsiye ettiler beni. Hünkârımız ne cevap verdi peki? Ayas Paşa henüz bir cevap vermediğini söyledi. Siz bana destek olursanız bu mümkün. Damadınız olma şerefine nail olursam divana girerim. Hünkârımızın en yakını ben olurum. Bu da gücümüze güç katar. Düşmanlarımızı yerle bir edebiliriz. Bundan sonrası sizin takdirinize kalmış sultanım. Bir şey söylemeyecek misiniz? Ne söyleyebilirim ki paşa? Her şeyi düşünmüşsün. Sultanım. Bu ne cüret paşa? Sen nasıl olur da kızıma talip olursun? Üstelik bana sual etmedin. Buna mecbur kaldım sultanım. Şah Sultan sizi öldürmemi istedi. Ben de hem sizi hem de kendimi korumak için böyle bir şey... Bana mecbur kaldığını söyleme paşa. Belli ki en başından beri aklında bu varmış. Fırsat kolamışsın. Yazıklar olsun. Sen de mi arkamdan iş çevirir oldun? Haşa. Ben bugüne kadar size ihanet etmedim sultanım. Bundan sonra da etmem. Şu an Edirne'desiniz. Düşmanlarınız geri dönmememiz için her şeyi yapıyorlar. Ben de bu yüzden tehdit edildim. Benim bütün çabam bu oyunu bozmak ve sizin tekrar payitahta dönmenizi sağlamaktır. Kızımla evlenerek mi yapacaksın bunu? Her şey çok ani oldu sultanım. Bir karar vermeye mecburdum. Size danışmadığım için hatalı olduğumu kabul ediyorum. Ancak buna vaktim yoktu. Zaten size rağmen sizin rızanız olmadan bu izdivacın olması mümkün değil. Rüstem kulunuzun canı yolunuza feda olsun. Karar sizin. Sultanım, bir arzunuz var mı? Geri dönmem lazım. Saraydan uzak kaldığım her gün düşmanların mezarımı biraz daha kazmakta. Rüstem Paşa neler söyledi sultanım? Onca yolu boşuna gelmemiştir herhalde. Merakımı mazur görün. Rüstem Paşa'nın büyük hayalleri var Fahriye. Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim. Zekası ve kabiliyetleri bir yana, cüreti ve hırsıyla da beni şaşırtmaya devam ediyor. Bana hizmet edecek bir paşa da bu meziyetler olmalı elbette. Ancak ondan beklediğim ilk şey sadakat. Bu her şeyden mühim. Zira bana hizmet eden herkes kendi hayalleri için değil, benim hayallerim için nefes almalı. Size bir teklifi mi oldu sultan? Mihrimah'la evlenmek istiyor. Belli ki uzun zamandır düşündüğü bir şey bu. Makulcu oğluna olan öfkesini de hesaba katarsak... bu cüretin arkasında sarıcı akıl yok. Hisleriyle hareket etmiş. Siz ne cevap verdiniz sultan? Bu izdivaca müsaade edecek misiniz? Bunu düşüneceğim Fahriye. Gerçi düşünen yalnızca ben değilim. Hünkârımızın da vaziyetten haberi var. Siz...
Gördüğün gibi söylediğim her şey tek tek çıktı. Şah Sultan bana tuzak kurdu. Hünkârımızın aklını, kalbini şüpheyle doldurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Hünkârımızın verdiği bu karar en çok kendisini üzdü valide. Onca yalana ve iftiraya rağmen kalbinde yalnızca siz varsınız. Sizi özlüyor. Bunun için dua ediyorum Mişima. Onun kalbinde olmak için. Beni özlemesi için dua ediyorum. Ben de dua ediyorum. Eğer bir gün evlenirsem ona aşkla bağlı olmak istiyorum. Tıpkı hünkârımız ve sizin gibi. Sultanım. Sultanım, Mihrimah Sultanımızı ve Şehzademizi payitahta götürmem icap ediyor. Size haber vermek istedim. Evlatlarımı getirdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Emniyetli bir şekilde dönmelerini sağla. Merak buyurmayın sultanım. Makotçuoğlu sana bir sualim olacak. Senden ricam samimi bir şekilde cevap verme. Şüpheniz olmasın. Kızım Mişima Sultan'a karşı bilmediğim bir vaziyetin var mı? Zinhar çekinme. Bana sadece kalbinden geçeni söyle. Sana evlatlarım üzerine yemin ediyorum ki konuştuklarımız aramızda kalacak. Asla aleyhinde kullanılmayacak. Sultanım, inanın bana. Ne sizin, ne de Mihrimah Sultanımızın bilmediği bir vaziyetim yok. Ben sadece hünkârımıza hizmet eden bir askerim. Zinhar başka bir arzum, hayalim yok. Araba yazlan. Mihrima ve Cihangir birazdan gelir. Eminim çok yakında yanımızda olacaksınız valide. İnşallah. Bunu bizzat hünkârımıza vermeni istiyorum. Senden başkasına güvenemem. Gider gitmez hünkârımıza ulaştırırız. Elbette valide. Cihangir benim küçük aslanım. Anne. Biz seninle ne konuştuk? Bir şehzade ağlamaz. Kardeşlerine de söyle. Ben gayet iyiyim. Merak etmesinler. Yemeni içmeni de ihmal etme. Geldiğim zaman karşımda güçlü kuvvetli bir şehzade istiyorum. Gülsüm. Mişima sen kal. Siz de çekin, hepiniz çekin. Beni kızımla yalnız bırakın. Benim ayım Güneş. Güzeller güzeli sultan. Evvela şunu bilmeni istiyorum ki ben ne yapıyorsam senin ve kardeşlerinin istikbali için. Validem ne oluyor? Nicedir de istikbaliyle alakalı düşünüyorum. Nihayetinde bir karar verdim. Bu nasıl bir karar? Yoksa? Evet, seni evlendirmek istiyorum.
Validem, beni çok mutlu ettiniz. Bana dünyaları bağışladınız. Size minnettarım. Nihayet Malkoçoğlu'yla ben. Mişima, beni dinle. Sözümü kesmeden beni dinle. Şaşkınlığım mazur gör. Seni evlendireceğim, doğru. Ancak Malkoçoğlu'yla değil. Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa'yla evleneceksin. Validem, siz ne diyorsunuz? Bu nasıl olur? Beni Rüstem Paşa nasıl layık görürsünüz? Mişima, sakin ol. Hayır. Benden sakin olmamı beklemeyin. Sizden hiçbir şey saklamadım. Ne hissediyorsam söyledim. Siz bana karşılığında. Mişima, telaş etme. Henüz bir karar verilmiş değil. Bu sadece bir düşünce. Bu düşünceyi aklınızdan çıkarın. Zinhar Rüstem Paşa ile evlenmem. Anlıyor musunuz beni? Evlenmem. Bu sadece benim düşüncem değil Mişima. Hünkârımızın da haberi var. Bugün değilse yarın bir karar verilecek. Hünkârımız mı? Allah'ım. Allah'ım, kabus gibi. Bu evlilik ne ara ortaya çıktı? Ne ara konuşuldu? Siz bunu nasıl öğrendiniz? Benim niye bundan haberim yok? Mişima, bana bak, yüzüme bak. Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Seni mutsuz edecek bir şey yapar mıyım? Validem, o zaman müsaade etmeyin. Size yalvarıyorum, ne olur mani olun. Hünkârımızın iradesi karşısında daha olsa duramaz. Ama emin ol, senin mesut olman için elimden geleni yaparım kızım. Sağ olun Validem. Ama senden istediğim bir şey olacak. Bu evliliği düşün. Bu kadar katı reddetmeden evvel düşün. Belki de senin için hayırlısı budur. Herkes bize kardeşlerine düşman ki, Rüstem Paşa yanımızda, bize sadık. Kendisi akıllı, kabiliyetli bir paşa. İstikbali de çok parlak. Hayır, bunu düşünmeyeceğim. İki cihan bir araya gelse olmaz. Zira benim gönlüm... Bali Bey'i unutmuşum ha. Onunla bir istikbalin yok, saadetin yok. Bana inan, bu mümkün değil. We'll be right back.